İstersen ben biraz daha geriye sarayım bundan önce. Şimdi geçmişteki anlatılan masallarda, aşk hikayelerindeki etken ve edilgen öznelere dikkat çekmek istiyorum. Şöyle ki, hepiniz bilirsiniz, Leyla ile Mecnun'da, işte Mecnun Arapça'da deli anlamına gelir. Leyla gizemdir. Gizem'in en güzel vücut bulduğu kadındır Leyla. Leyla'ya aşık olur. Aslında Mecnun'un Kays diye başka bir adı var tabii. Çocukluk aşkıdır. Birbirlerini çok seviyorlardır. Fakat bu uğurda vermeyince Leyla'yı babası Kays'a, Kays kendini çöllere atar ve o Mecnun lakabını alır. Yani delirir Leyla uğruna. Leyla uğruna delirip çöllerde yürürken peki Leyla'nın ne yaptığını düşünürsünüz? Ben hemen söyleyeyim. Leyla başka bir Arap bedeviyle evlenir. Yani o sırada başka bir şey yapıyordur. Peki diğer hikayelere bakalım isterseniz. Belki durum Orta Doğu'da böyleyken başka yerlerde nasıl? Mesela Ferhat'la Nazlı'da, Ferhat dağ delerken Şirin Nazlı, mi? özür dilerim, Ferhat da Şirin'de, Ferhat dağ delerken Şirin belki de fasulyenin neden pişmediğiyle ilgileniyordu. Ya da Romeo ile Juliet'te Romeo bir yerden bir yere sürgüne gönderilip kendi memleketine sürgün ve kaçak olarak dönüp intihar etmek durumunda kalır. Orada bir parça rol verilir aslında Juliet'e. Kendi sevgilisinin öldüğünü görünce o da arkasından intihar eder. Ama bunun dışındaki önermelerin çoğunda kadına edilgen bir rol verilmiştir. Bu o kadar önemlidir ki. Peki gerçek hayata yansımalarına bakalım isterseniz. Hani diyeceksiniz ki masallarda böyle de gerçek hayat böyle mi? İnanın bana böyle. Bakın 14. Louis tamamen halktan biriyle evlenebilmek için krallığından, dininden feragat edebiliyor. Peki siz bunun karşılığında bir kadın model biliyor musunuz? Yani düşünün ki işte Almanya şansölyesi olan bir hanımefendi ya da bilmem hangi holdingin kraliçesi olan bir hanımefendi çıkıp sokaktaki bir dilenciyle sadece aşık olduğu için evlensin. Böyle bir örnek biliyor musunuz? Sokaktaki dilenciye niye aşık olsun? Ya kadınlar biraz daha konformisttir. Yani kadın erkek gibi düşünmez. Hani senin söylediğin bir şey var sürekli. Evrimde kadınlar bir derece daha üstündür. Erkekler daha bu aşamaları aşmamıştır, gelişememiştir diye. Şimdi kadının kafa yapısıyla biz erkek olarak kadının nasıl düşündüğünü düşünmeye çalışıyoruz. Bu pek mümkün değil ki. O kafaya sahip değiliz çünkü. Yani anlayamazsın bunu. Kadının nasıl düşündüğünü, neden öyle karar verdiğini anlayamayız biz. Erkek olarak anlayamayız yani. Evet, kadın gibi düşünmediğimiz için kadını anlamamız gerçekten güç. Fakat şöyle de bir şey var bak. Kadınlar dediğin çok doğru. Yaşamı garantiye almak üzere düşünüyor. Yani diyor ki ben işte bir erkekle öpüştüğünde saniyenin 25'te birinde bu erkekten çocuk yapabilir miyim diye test ediyor. Bu arada araştırılmış ki Batılı toplumların en gelişmiş laboratuvarlarından daha hızlı ve daha doğru testlerde bulunuyor kadınlar. Bunu yapıp o erkekten çocuk yapmaya kanaat ettiğinde bu kez kendi yaşamını ve kendisinden olacak olan çocuğun yaşamını nasıl garanti almak adına neler yapması gerektiği ile ilgili bir yol haritası belirliyor. Bu yol haritası doğrultusunda davranıyor. Yani mesela evliliklerde anımsarsınız. Kadınların işte bileğine bilezikler dizilir. Bu kadının işte olası senaryolar durumunda yaşamını garantiye alması için sigortasıdır. Peki tersini görür müsünüz? Yani bir erkek bir kadından işte seninle evlenelim. Bu kez yoksul erkek zengin kız figürü kullanalım. Yani para kazanmakla mükellef olan erkek ama. Olsun ama orada rolleri ters çevirelim. Yani burada kadın zengin olsun. Erkek şey diyebilir mi? Seninle evleniyorum ama seninle evlenmem karşılığında sen bana bu kadar mal mülk yazacaksın üstüme. Ondan sonra ben seninle evleneceğim. Böyle bir örneği bilen var mı? Ben bilmiyorum ama vardır belki bir yerlerde. Ya neticede beni seven zengin kadınlar da oldu. Belki gönül eğlendirmişlerdir bilmiyorum ama yani şey vardır örnekleri herhalde ya. Niye olmasın? Ben özetle şunu söylüyorum. Kadın hayatta kalmak için ne gerekiyorsa onu yapıyor. Ve çok basit aslında. Yani burada romantizmi ben erkeğe yazıyorum. Daha önce belki konuşmuştuk seninle. Kadın ve erkeğin DNA şifreleri çözüldüğünde asıl duygusal olanın erkek olduğu ortaya çıkmıştı. Yani romantizm, duygusallık
erkeğe dair kavramlar. Kadın daha önce de söylediğim gibi yaşamda hayatta kalabilmenin garantisini arayan, garantili yolları arayan daha bir üst canlı modeli. Yani cep telefonları düşünün. Bir üst model telefon olan canlı kadın. İşte erkekle öpüşmesi bile son derece planlı ve üretkenliğin devamı için bir teste dair. Erkekte hiçbir hareketin böyle planlı ve geleceğe yönelik olmadığını görürsünüz. Erkek anı yaşar. Zaten en güzeli bana göre anı yaşamak da biz aslında sevgiden, aşktan bahsedecekken kadından bahsetmeye başladık yine. Nedir? Peki bunlar nasıl oluyor? Bak kısaca bir açıklama yapayım ben. Aslında anlayamamamızın sebebi şu. Mesela bir araba diyelim elektrikle gidiyor. Sen elektrikle çalışması gereken bir arabaya benzin koymaya çalışıyorsun. Yani benzini koysan bile o araba çalışmayacaktır. Aküsünün dolması lazım. Elektrikli arabalar var. Bizim yaptığımızda şimdi düşünceler, hareketler, kararlar aynı zamanda hormonlarla verilir. Vücut hep hormonlarla cevaplar. Bir şey yediğinde bir hormon ortaya çıkar. Yemediğinde başka bir hormon ortaya çıkar. Kadınlarda salgılanan hormonlar ve bunların dengeleri çok farklıdır. Dolayısıyla o biyoloji erkekte olmadığı için erkek onlar gibi düşünemez, onları anlayamaz. Zaten ikisi ayrı canlı türüdür. Yani tamam ikisine de homo sapiens diyoruz ama aslında başka şeyler. Dolayısıyla biz hani böyle konuşup duruyoruz. Bunu kavramak pek mümkün değil. Sevgi dediğin, aşk dediğin şey de hormonlarla ilgilidir. Yani birine aşık oldum diyorsun. Aslında hormonal işleyişin değiştiği için ve 6 ay sonra bu değişebiliyor. Özellikle de 6 ay bile sürmüyor. Aynı evde yaşamaya başladıktan sonra görüyorsun aynı Konya'yı aşk mıymış değil miymiş yani. Hayatın kayıveriyor bazı yerlerde.